Evet, Mustafa Cengiz'in hem adaylık konusunda hem de çok merak edilen tabii Fatih Terim'le ilgili düşüncelerini öğrendik. Uzun bir basın toplantısıydı. Öyleymiş. Ve yani birçok ifadesi, çok tartışılacak ifadeleri var Hı. gerçekten. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim, sağlık durumu da yani çok iyi değil. Ilgaz Çınar, sen neler söyleyeceksin? Yani öncelikle ben sadece adaylık konusunda bir basın toplantısı yapacağını düşünüyordum. Bir de özel işlerim sebebiyle de dışarıdaydım bugün. Yani şimdi burada şu anda dinlediklerimle kadar bilgi sahibiyim. O yüzden hani cümle başlarını, cümle sonlarını bilmediğim için de çok keskin ben kendi adıma cümleler kuramayacağım. Ama öncelikli olarak senin daha demin senin söylediğin gibi bir geçmiş olsun. Umarız bir şifası vardır. O şifayı bulur Sayın Mustafa Cengiz. Ama tabii ki genel olarak bütün başkanlık süresince yaptığı uygulamalar veyahut da devreye soktuğu uygulamalarla bugünkü açıklamalar arasında da belirli tezatlar olduğu konusunda hemfikir olabiliriz muhtemelen. Muhtemelen diyorum çünkü hepimizin bakışı veyahut da görüşü veyahut da duyduklarını beynine not etme şekli farklıdır ama bu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'yla Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik direktörü arasındaki ilk çekişme değil. Muhtemelen bunu dinlerken de Galatasaraylı taraftarlar ama genel olarak Mustafa Cengiz'den artık tamamen desteğini çekmiş olan taraftarlar ve veyahut da kulüp üyeleri şunu düşünmüştür. Niçin daha önce madem devam etmeyi düşünmüyordun da niçin daha önce gönderemedin? Çünkü bütün bu açıklamalar hep alt başlıkları, alt pencereleri açar zihnimizde. Çünkü şu vardı. Sayın Mustafa Cengiz yönetimi seçilirken kulüpte Dursun Özbek'e çok ciddi bir tepki vardı. Ve Dursun Özbek Fatih Terim'i getirmiş olmasına rağmen seçilememişti. Evet. Hatta bir kez daha aday olundu. Mustafa Cengiz sözünü tuttu. 6 ay sonra ben seçimi yapacağım dedi. Süreyi doldurduktan sonra. Olağan genel seçimi yapacağım dedi. Ve tekrar Mustafa Cengiz başkan seçildi. Ama Mustafa Cengiz'in başkanlıkta bu kadar uzun süreli kalmasının temel sebebi, başarı faktörlü sebebi şudur. Son seneyi bir kenara tutarsak genel anlamda bize yansıtılan ki ben mali tablo okumayı bilmem. Hani genel olarak rakamlarda şirket, dernek açıklamaları üzerinden gidilecek olursa başarılı bir tablo çizdiği gibi gözükmekle beraber ki Galatasaray Spor Kulübü üyelerinden İlker Can Alp'in kendi sitesinde yayınlamış olduğu bir Galatasaray'ın mali durumuyla alakalı bir yazı var. Tablonun bu kadar pembe olmadığını, hatta tablonun bayağı bir pembeden mora dönüştüğünü gösteriyor. Yani kırmızıya doğru gittiğini ve bu alarm demektir. Hatta kırmızıyı geçtiğini gösteriyor İlker Can Alp'in o yazısı. O çok iyi inceler. Bütün bu konsolide tabloları falan deniyor galiba değil mi? Evet. Hani parayla olan ilişkimi de burada Ben de söyleyeyim. o konuda biraz zayıfım. Sıkıntılıyız ama genel olarak başarı üstünden okuyacaksak Mustafa Cengiz'i bu kadar daha süre görevde tutan bir nevi de Fatih Terim'in futboldaki başarılarıydı. Çünkü bak futbol dememin temel sebeplerinden birisi de şu. Daha önce Galatasaray'ın diğer amatör şubelerinde de krizler yaşandı. Galatasaray'ın idari heyetinin yapmış olduğu bir usulsüzlük yüzünden forma değiştirme, Cemal Nalga skandalı olarak hayatımıza giren o skandalla beraber Galatasaray'dan puan silme olduğu koç soy ismini unuttum koç Cem Bey'in onun olağanüstü çabasıyla Galatasaray kaldı, ligde kaldı. Sonra tekrar bir zirve yaptı. Ergin Ataman'la zirve yaptı. Ekrem Memnun'la zirve yaptı. Şampiyonlar Ligi kupasını aldı Galatasaray kadınlarda. Ama genel olarak bu sene bakarsak da Galatasaray basketbol takımı son maçı, Fenerbahçe maçında ligde kalmak için çıkabilirdi. Evet. Bunu da hatırlamak gerekiyor. Yani genel olarak başarı üstünden okuyacaksak futbol üzerindeki başarılar üzerinden okuyacağız. Şimdi Arda Turan noktasında tartışıldı, transferler noktasında tartışıldı. Fatih Terim gidip basına ben Mustafa'yı da istiyorum, İrfan Can'ı da istiyorum, Edin Visca'yı da istiyorum. Kim vardı başka? İşte iki isim daha saymıştı transferde. Bunu da istiyorum, onu da İrfan istiyorum. Can. İrfan Can'ı söyledik, evet. Onları bir istiyorum dediğinde de bir Birkaç kriz oyuncu vardı. daha vardı galiba. Vardı. O zaman da Galatasaray taraftarının aklına muhtemelen veyahut da kamuoyunun aklına şu soru geliyordur diye tahmin ediyorum. O zaman niçin Fatih Terim'in görevine son vermediniz? Veyahut da niçin o zaman devam ettiniz? Şimdi bunlar hep birbiriyle bir tezat olan noktalar. O sebeptendir ki Mustafa Cengiz'in bu açıklamaları gündem yaratır mı? Gündemi sadece bizim gibi konuşanlar için yaratmıştır. Ama genel olarak Galatasaray camiasındaki desteğinin neredeyse hepsini yitirdiğini
ben kendi adıma söyleyebilirim. Ve hatta iş belki de şuna gider. Tabii ki Galatasaray'ın iç dinamikleri buna izin verir mi vermez mi bilmiyorum ama Adnan Polat'ın ibrasızlığından daha kötü bir sonuca doğru da gidebilir bu iş. Eğer bu şekilde Sayın Mustafa Cengiz açıklamalara ve Galatasaray'ın içinde iki taraf olduğuna, işte Fatih Terim'le Mustafa Cengiz arasındaki savaşı devam ettirirse bu çok daha farklı bir yere gidebilir. Olağanüstü değil, olağan seçimli genel kurulda. Onu söylemek lazım. Ama tabii seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Seçim yapılmazsa ne olur? Transferler devam ediyor. Abdurrahim Albayrak devam ediyor diyor. Abdurrahim Albayrak neye göre devam ediyor? Hangi plana göre devam ediyor? Hangi listeye göre devam ediyor? Fatih Terim'le çalışmayacaksınız. O zaman bir teknik direktör adayınız var mı? Bu teknik direktör muhtemelen yerli bir teknik direktör değil ki. Yabancı bir teknik direktör, onun bu işten haberi var mı? Onunla konuşuldu mu gibi sorular da buraya gelecektir. Ama genel olarak söyleyecek olursak, tabii cümleleri de daha fazla seçici davranıyorum. Çünkü ne olursa olsun bir spor kulübü başkanı var karşımızda ve ne olursa olsun sağlığıyla alakalı çok ciddi problemler yaşayan bir beyefendi var karşımızda. Yoksa ben sana 5 dakikada çok büyük manşetler verirdim burada. O belakatım zor, onda sıkıntı yok ama genel olsaydı. Ama tavır ve artık konuşma biçimi uzun süredir Sayın Mustafa Cengiz'in doğru yolda olduğunu değil, uçuruma giden yolda uçurumun yarısına geldiğini gösterir şekilde. Ve Fatih Terim'le olan savaşını kişiselleştirdiği içindir ki kendisi ve yönetim kurulu uçurumdan aşağı yolu yaralamışken Galatasaray'ı da o uçuruma sürüklemeye başladılar. Bu sebeptendir ki ailesini dinlemiyorsa bile işte Galatasaray kayyuma kalır kayyuma kalmaz buraları tamamen geçip eğer yönetim kurulunda istifa etmeyi düşünen, istifa etmeyi düşünmekle beraber buna cesaret edebilen insanlar varsa da bence bir an önce onlar da istifa etmeli. Varsın Galatasaray olağan seçimli genel kurula kadar kayyuma kalsın. Bir şey olmaz. Yani Galatasaray'a bir şey olmaz. O konuda endişesi olmasın. O istifa etmeyi düşünen ama şu anda edemeyen insanların genel olarak bütün kurullarıyla beraber de bence artık istifayı vermesi gerekiyor. Bu geç kalınmış bir karar mı olur onu bilemem. Ama bugünkü açıklamalardan sonra başını sonunu bilmeden burada bana dinletilen de onu bir kez daha altını çizeyim ki. Çünkü dışarıdaydım dediğim gibi özel işlerim sebebiyle. Sıkıntı büyük. Çünkü bundan önce de hep Galatasaray Televizyonu'nu kendisine oy verenlere veyahut da bir ulusa sesleniş şeklinde yapıyordu Sayın Mustafa Cengiz. Ama giderek sağlığının da getirmiş olduğu elverişsiz sebeplerden dolayı iş biraz daha üzücü boyuta gitmeye başladı. Öyle söyleyeyim. Serdar, sen nasıl yorumlayacaksın? Üzücü bir tablo tabii ki. Yani seçilen kelimelere baktığınızda hem Fatih Terim hem de Sayın Başkan'ın. Yani Fatih Terim bir kere açıklaması, düşman açıklaması doğru değil.